Lider görünümlü yöneticilerin yarattığı bozgunlardan da bahsediyorsunuz. Bu konuda ne dersiniz? Yani sanki ilişkide olduğum insanların aleyhinde atıp tutuyorum gibi olabilir. <laughs> Doğru değil. Bu dünyanın her yerinde problem. Yani insanların işe yabancılaşmasının bir numaralı sebebi kötü yöneticilik. Bunun sonsuz destekleyici malzeme var. Gallup'un yaptığı büyük bir araştırma var. 55 ülke Türkiye'de dahil. İnsanların tamamı hayatlarında en az bir kere tahammül edilmesi imkansız bir yöneticiyle çalıştığını söylüyor. İnsanların %75'i işlerinin en stres verici tarafının yöneticileriyle olan ilişkileri olduğunu söylüyor. Ama sıkı durun %20 de hayatlarında en az bir kere yöneticilerini ciddi ciddi öldürmeyi düşündüklerini söylüyor. Yani aslında kötü yönetim dünyanın her yerinde insanların işe yabancılaşması konusunda bir numaralı faktör. Liderlik yazın, girin Google'a 11 milyon karşılık alıyorsunuz. Baktığımız zaman yani kötü yönetimin göstergeleri nedir? Nasıl anlaşılır kötü yönetim? Neye kötü yönetim diyoruz? Bir, güçle yönetmeye diyoruz. İki, sonuçlara aşırı odaklanıp ilişkiyi ihmal etmeye diyoruz. Üç, insanlara yakın olmamaya din. Fevrilik, yani beni kızdırmayın yaklaşımı, bağır, bağıran yönetici tipi. Ee, i̇nsanlardan ne isteyeceğini, ne bekleyeceğini bilmemek diyoruz. Yani insanlar farklıdır, herkes biliyor da. Ama o farklılığın aynı zamanda belirli yatkınlıklar temelinde olduğunu, kendisine kolay gelen bir şeyin başkasına aynı ölçüde kolay gelmeyebileceğini bilmiyor. Çünkü basit, kolay gibi gözüken işleri bile, sıradan işleri bile yapmak için özel yatkınlık gerekir. Yani kişiliği bilmek lazım demek istiyorum. Şimdi e, insanlara güvenmemek bir başka belirtisi kötü yöneticiliği. E, insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü önemsememek, insanları nasıl etkilediğini Bilmemek veya bilse de bunu önemsememek mesela bu ölümcül. Yani beni sevmelerini beklemiyorum. Bana saygı duysunlar yeter. İşlerinin gereklerini yerine getirsinler yeter. Yaklaşımı yürümez. Yani buradaki incelik nerede? Buradaki incelik insanlara hesaba katıyor muyum? Eğer bir yönetici insanlara hesaba katıyorsa o zaman zaten çalışanlar ona saygı duyar, sevgi duyar. Bu nokta önemli. Çok konuşup dinlememek, hep aklı olduğuna inanmak, kuralların kendisi için geçerli olmadığını düşünmek, evet. insanlara önem vermemek, onları araç olarak görmek. Ee, bunlar kötü yönetimin özellikleri. Bak Yönetici insanla niye insanlarla niye bağ kuramaz? Yani sonuçlara aşırı odaklanıp ilişkiye önem vermemek dedik. Benim vaktim yok. Şimdi şey o içindeki gölgeden kaçmanın yolu kendini e, meşgul etmek. Zaten o zaman da işte eleştirilere aşırı duyarlı olma durumu ortaya çıkıyor. İyi yönetici olmak için e, tabii ki yaptığı işi bilmek gerekiyor. Ama ilişkiyi yönetmek de çok önemli. E, o ilişkiyi yönetme boy, boyutunda zaaf, iş konusundaki yüksek teknik becerinin beklenen sonucu doğurmasını engelliyor hatta başarısızlığın sebebi olabiliyor